Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. Efendim bugün sizlerle Lozan'ı konuşacağız. Lozan'ın 100. yılı doluyor mu? Dedikodular doğru mu? Lozan'ın içeriği nedir? Biraz tarih sohbeti yapalım istedim. Uzun zamandır da tarih sohbeti yapmıyoruz ve özlediğinizi biliyorum. Bu yönde talepleriniz olduğunu da iletiyorsunuz zaten. Kızlarım da bana iletiyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim Lozan'dan bahsedeceğiz. Lozan nedir? Nasıl bir anlaşmadır? Bizi ne yönde etkilemiştir? Bize katkısı nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Bir önceki videomda da zaten Davos'un gizli gündemin mavi ekonomiden bahsederken de Lozan'a kısmen değinmiştim. Gündeme geleceğinden de bahsetmiştim zaten. Şimdi zaten gündemde efendim. Evet, yani şu an Lozan gündemde. Öncelikle efendim Lozan Anlaşması nasıl imzalandı? Detayları neler? Biraz bunlardan bahsedelim. Lozan Barış Anlaşması efendim İsviçre'nin Lozan kentinde yapıldığı için bu adı almıştır, Lozan adını almıştır. Kurtuluş Savaşı sonunda müttefik devletler İngiltere, Fransa ve İtalya Mudanya mütarekesinin ardından 1922'de İstanbul ve Ankara hükümetlerine yaptıkları çağrıda barış görüşmelerinin Lozan'da başlayacağını bildirirler. Ankara ve İstanbul hükümetine de kasıtlı şekilde ayrı ayrı bildirimde bulunurlar ve davette bulunurlar. Bu arada efendim Sadrazam Tevfik Ahmet Paşa Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir telgraf çekerek devletin ve milletin başına daha büyük bir belanın, daha büyük sıkıntıların açılmaması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eder ve onların da bir temsilci seçmelerini ister. Yani biz bir temsilci seçiyoruz, siz de bir temsilci seçip Lozan'a gönderebilirsiniz diyor. Yalnız bu önerinin kabul edilmesi müttefik devletlerinin doğrudan körüklemeye çalıştığı İstanbul-Ankara ayrımcılığının doğrudan kabul edilmesi anlamına geliyordu. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında bu konu ciddi tepkilere yol açtı. Tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Rıza Nur ve Hüseyin Avni Ulaş ile 77 arkadaşı verdikleri önergeyle Osmanlı Devleti'nin sona erdiğinin karar altına alınmasını teklif etmiş oldular. Böylece 1 Kasım 1922'de kabul edilen kanunla saltanatlık ve halifelik birbirinden kesin bir biçimde ayrılarak saltanatın ortadan kaldırılması kararı alındı. Meclis kararıdır bu. Bu kararla saltanat ortadan kaldırılırken Lozan'a gidecek temsilcinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani Yüce Türk Milleti'ni temsil eden bir delegasyon olması sağlanmıştır böylelikle. Burada efendim önemli bir noktanın altını da çizmeden geçmek istemiyorum. Tarihçilerin yaptığı büyük bir hatadır. Bazı tarihçilerin özellikle yaptığı büyük bir hatadır. Türkiye'ye Osmanlıcılar ve Cumhuriyetçiler olmak üzere ikiye bölmüş durumdalar. Bakın iddialı bir şey söylemek istiyorum. Bu toprakları yani Osmanlı'yı Cumhuriyet'ten, Cumhuriyet'i de Osmanlı'dan bağımsız düşünemeyiz. Biri diğerinden bağımsız değil. Yani ne Abdülhamit Han Hazretleri Mustafa Kemal Atatürk'ten bağımsızdır, ne Mustafa Kemal Atatürk 2. Abdülhamit'ten bağımsızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Biri diğerinin devamı niteliğindedir. Yani şunu kazıyalım artık beyinlerimize. Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı paşasıdır. Osmanlı eğitimi almış, Osmanlı askeri disipline almış bir paşadır. Yani bu adam ot gibi ortadan bitmedi. Bu adam devlet terbiyesi aldı. Yani devleti biz aslında Mustafa Kemal Atatürk'e emanet ettik gibi de bir durum söz konusu. Yani biri diğerinden bağımsız hareket etmemiştir. Tabii ki de saltanatın getirdiği artılar var. Saltanat ve yandaşlarına getirdiği kazanımlar var o dönemde. Tıpkı bu dönemde olduğu gibi. Yani bu dönemde her zaman bu böyledir. Yani güce tapan insanların kazanımları mutlaka ki olur. Ya bu sadece Türkiye'de değil, bu dünyada böyledir aslında. Mutlaka ki vardır. Tabii ki de insan yani fıtratı, doğası gereği sahip olduklarını kaybetmek istemez. Saltanatta da bu tür bir durum söz konusu olmuş olsa da, belli konularda ihtilaf yaşanmış olsa da temelde düşünce aynıdır. bu toprakların vatan olması için, bu toprakların bize vatan olarak kalması için farklı bakış açıları geliştirmiş olsalar da ikisi de aslında aynı amaca hizmet etmiştir. Yani 2. Abdülhamit de aynı amaca hizmet etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk de aynı amaca hizmet etmiştir. Yani bu dar bakış açısını artık aşmamız gerekiyor. Yani toplumda gençler böyle bakmıyor artık. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum efendim. Bu arada efendim saltanatın kaldırılmasının ardından görüşmelere kimin gideceği gündeme geliyor. Mudanya müzakeresinde başarı gösterdiği düşünülen İsmet İnönü'nün görüşmeleri yapmasının daha uygun olduğu bildiriliyor. Bunun üzerine de Yusuf Kemal Tengirşenk Hariciye Nezareti Başvekilliğinden istifa ettirilerek yerine İsmet İnönü'nün getirilmesi uygun bulunuyor. Hükümet delegasyonu da şu şekilde oluşuyor. Lozan görüşmelerine gidecek olan delegasyonda baş delege İsmet İnönü, ikinci delege Rıza Nur, delege Hasan Saka, eski iktisat vekilidir Hasan Saka, bu da önemli bir isimdir. Bunlarla birlikte delegasyona yardım edecek çok sayıda milletvekili ve ciddi bir danışmanlar kurulu oluşturuluyor. Milletvekillerinden Celal Bayar, Zeka Apaydin, Lemi Saltık, Zülfü Tirel, Hariciye Vekaletinden Münir Ertegün ile Yusuf Hikmet Bayur, ayrıca Tevfik Bıyıkoğlu, Tahir Toneş, Şükrü Kaya ve Fuat Avralı gibi uzmanlar da buna danışmanlar grubunun içerisinde. Şimdi bu isimlerin anılarını okursanız da daha detaylı da bilgi alabilirsiniz. Yani burada size verdiğim bilgiler biraz daha işte meclis kayıtları, harp kayıtları ve bu insanların daha çok işte anılarını yazdıkları ve yayınlandı bunlar ve birçok insan zaten hani çok yazar da çevirilerini yaptı ve şu an bunlar yayınlanmış durumda. Çok böyle bilip araştırmanız gerekiyor aslında. Böylece efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önerdiği, hükümetin önerdiği bu liste tam katılımla onaylanmış oldu, tam katılımla kabul edilmiş oldu. Meclisteki konuşmalarda özellikle sınırlar, tam bağımsızlık ve 12 adanın Türkiye'ye bırakılması istenirken bazı milletvekilleri Kıbrıs'ın da Türkiye bırakılmasını istiyordu, bırakılması gerektiğini vurguluyorlardı. Batı Trakya için halk oylamasına başvurulması gerektiği hatırlatıldı ve Misak-ı Milli sınırları içinde olan Musul'un ana vatandan ayrılmaması gerektiği ifade ediliyordu. Meclis kayıtlarında da vardır. Yani bu meclisin genel talebiydi. Yani Türk heyetinin Lozan'daki talepleri bu doğrultudaydı. Bu istekler özellikle İsmail Safa tarafından şu şekilde özetleniyordu. Borçsuz, azınlıksız, istiklali tam, sınırlarında mazlum ve zincir sesi olmayan bir vatan olarak tanımlanıyordu. Bu da şu anlama geliyor da aslında tam bağımsız bir Türkiye hedefleniyordu Lozan'a gidilirken. Lozan konferansı efendim davette belirtildiği gibi 13 Kasım'da değil, belli aksaklıklarla 20 Kasım 1922'de Lozan'da bulunan Man-Benon askeri gazinosunda düzenlenen törenle açılmıştı. Görüşmeler bir ara o dönemde kesintiye uğradığı için konferans iki döneme ayrılmıştı. Birinci dönem 4 Şubat 1923'te tamamlanmıştır. İkinci dönemde 24 Temmuz 1923'te tamamlanmıştır. Ve zaten 1923'te de 24 Temmuz 1923'te de Lozan'ı biz imzaladık ve böylelikle de Lozan'ı kabul etmiş olduk efendim. Konferansta Türkiye ile birlikte 8 devlet görüşmeci olarak davet edilmişti. Bazı devletlerin de boğazlar ve ticaret meselesi ele alındığında toplantılara katılması öngörülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ise gözlemci olmayı tercih etmişti bu görüşmelerde. Böylece katılımcılar birincisi çağrı yapan devletler. Çağrı yapan devletler İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'ydı. İkincisi bütün görüşmelere katılan devletler. Bütün görüşmelere katılan devletlerde Türkiye, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven devleti yani şu anki Yugoslavya. Dördüncüsü gözlemci devlet Amerika Birleşik Devletleri statüsündeydi. Boğazlar statüsü için çağrılan devletler Sovyet, Rusya ve Bulgaristan'da ve son olarak da ticaret sözleşmesine katılan ülkeler Belçika ve Portekiz olmak üzere görüşmeci devletler 5 ana gruba ayrılmıştı. Türkiye ile barış konusunda müttefikler adına hareket eden İngiltere, Lozan'da aynı rolü üstlenmek suretiyle bulunuyordu. Lozan'da İngiltere'yi temsil eden İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon başkanlığında geniş bir delegasyonla gelmişti İngiltere. Açılışta İsviçre Başkanı'ndan sonra ilk sözü Curzon almıştı. Fakat asıl taraflardan biri olduğu için ısrarla konuşmak isteyen İsmet İnönü sonunda söz alabilmişti. Sonunda söz alarak bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal isteklerini belirterek gözetilmesi gereken temel ilkeleri de vurgulamayı ihmal etmemişti İsmet İnönü bu görüşmelerde. Görüşmelere 21 Kasım'da Uşirs Şatosu Oteli'nin büyük salonunda başlanmıştı efendim. Müttefikler konferansı istedikleri gibi yönlendirmek amacıyla bazı esaslar belirlenmişlerdi. Curzon başkanlığı üstlenmişti. Fransız delegesi Messinli de genel sekreterliğe getirildi. Meselenin önce görüşüldüğü 3. Komisyon Başkanlığı'nda kendi üzerine almışlardı Fransa ve İngiltere. İnönü bu komisyon başkanlarından birinin Türkiye'ye verilmesi, genel sekreterin de bir Türk olması gerektiğini vurgulasa da bu talep reddedilmişti efendim. Yalnızca Reşit Saffet Atavinen yazı komitesinde görev almıştı. Bütün bu gelişmelerde müzakerelerin sert geçeceğinin göstergesiydi aslında. Katılımcılardan bir gözlemcinin de belirtildiği gibi Türkler konferansa galip olarak gelmişlerdi. Fakat Türk-Yunan meselesi tamamıyla ikinci plana atılmıştı. İkinci önemli noktada konu esasında Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin çözümlenmesine ve düzenlenmesine ilişkindi. Burada da yani Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin görüşülmesi gerektiği noktada da bir diğer önemli konu göz ardı edilmişti. O da Şark-Doğu meselesi baştan aşağı konferansın çalışma konusu kapsamına alınmıştı. Şark meselesi, Doğu meselesi. Bu arada efendim Yunanistan Başkanı Eleftherios Venizelos arkasında Curzon'un da desteğini bulunca zafer kazanmış bir ülke temsilcisi gibi konuşmaya başladı. İngiltere'de Misak-ı Milli sınırları içinde bulunan petrol bölgesi Musul'u elinden çıkarmak istemiyordu. Türkiye buna karşılık Anadolu'da yaptıkları yıkımın karşılığı olarak Yunanistan'dan 4 milyon altın tazminat talebinde bulunmuştu. Bu tazminata karşılık efendim müttefikler ordularının Türkiye'deki işgal masrafları olarak 50 milyon, vatandaşlarının uğradığı zararlar karşılığında 15 milyon altın tazminat talebinde bulunmuşlardı. Sonuç olarak efendim onların bu tazminattan Türkiye'nin de Almanya ve Avustralya hükümetlerinin 1. Dünya Savaşı sonunda kendilerine teslim etmiş oldukları Türk altınlarından ve İngiltere'ye sipariş verilen gemiler için ödenen paralardan vazgeçmesi sonucunda bir mütabakata varılmıştı. Ancak adalar, Musul, kapitülasyonlar ve Yunanistan'dan istenen savaş tazminatı konularında anlaşmaya varılamamıştı. Bunun üzerine 3 müttefik devlet hazırladığı bir metni 31 Ocak 1923'te Türk delegasyonunun eline vererek bunun tamamıyla imzalanması ya da tamamıyla reddedilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamışlardı. Curzon İnönü'ye Türkiye'nin imzalayacağı en iyi anlaşmanın bu olacağını, aksi takdirde Asya'nın karanlık sularına gömüleceğini ifade ederek açık açık tehdit ediyordu efendim. İnönü de ülkesini esarete mahkum edecek bir belgeye imza atamayacağını kesin bir dille belirtiyordu görüşmelerde. Oturum kapatıldıktan sonra, yani bu problemli süreç devam ederken oturum kapatıldıktan sonra Türkiye'yi bir oldu bitti karşısında bırakmak isteyen Curzon o akşam Lozan'ı terk etmişti, Lozan'dan ayrılmıştı. Böylece görüşmeler kendiliğinden kesilince Türk heyeti de yurda dönmek durumunda kalmıştı efendim. 20 Şubat'ta Ankara'ya gelen İnönü önderliğindeki delegasyon hükümete ve meclise bilgi vererek yeni talimat istemişti. Bazı milletvekilleri Türk heyetine Misak-ı Milli'ye uymamak, hatta ona ihanet etmekle suçlanmıştı. 4 gün süren tartışmalar, mecliste 4 gün süren tartışmalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün araya girerek delegasyonun meclise karşı değil, doğrudan hükümete karşı sorumlu olduğunu belirterek olayların durmasına, tartışmaların durulmasını sağlamıştır. Öte yandan 3 müttefik devlet 29 Şubat'ta Türkiye'nin itirazlarına cevap vermiş. Türk tarafı da karşı önerilerini 8 Mart'ta bildirince görüşmeler yeniden başlamıştı efendim. Böylece 23 Nisan 1923'te Lozan'da ikinci toplantı başladığında Curzon'un yerine Sirhaus Rampdolt aldı. Bu defa da ekonomik ve mali konularda güçlük yaşanmaya başlandı. Yunanistan'dan istenen tazminat konusu yeni bir bunalıma yol açarken İnönü ile Bakanlar Kurulu Başkanı Hüseyin Rauf Orbay'ın aralarının açılmasına sebep olmuştu. Tazminat meselesi Yunanistan'ın Karaağaç istasyonunu Türkiye'ye bırakmasıyla çözüme bağlanmış oldu efendim. Bir diğer konu olan Şark sınırı meselesi bütün çabalara rağmen Türk-Irak sınırının nereden geçeceği hususunda İngiltere ile bir uyuşma sağlanamamıştı. İngiltere sadece Musul'u değil, o dönemde aynı zamanda Hatay İskenderun bölgesini de istiyordu. Sonunda efendim Şark sınırı meselesi İngiltere ile görüşülmek üzere ileri bir tarihe bırakılmıştı. Görüşmeler 17 Temmuz'da bitirildi, ancak delegasyonların hükümetlerinden gereken yetkiyi almaları için anlaşmanın 24 Temmuz'da imzalanması kararlaştırıldı. İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve başkomutan sıfatıyla Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı yetkiyle 24 Temmuz 1923'te Lozan Üniversitesi salonunda düzenlenen törenle anlaşma imzalanmıştı bu devletler arasında. Şimdi efendim Lozan Anlaşması tek bir metin olmayıp esas anlaşmayla ana ekli 17 ayrı protokolden meydana gelmektedir. 143 maddeden oluşan esas sözleşme 4 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm siyasi içerikli konular, topraklar, tabiyet ve azınlıklara ilişkin maddeleri içeriyor. İkinci bölüm mali konuları içeriyor. Üçüncü bölüm ekonomik hükümleri içeriyor. Dördüncü bölüm ulaşım ve sağlık sorunlarını içeriyor. Anlaşmanın başlıca hükümleri azınlıklar, mübadele, kapitülasyonlar, boğazlar ve sınırlar meselelerinin hükümlerini içeriyordu. Anlaşmaya göre kapitülasyonlar tamamıyla kaldırılmıştı. Azınlıklar ve mübadele meselesi de 37 ile 44. maddeler arasında çözüme kavuşturulmuştu. Burada çözüme kavuşturulmayan boğazlar meselesi ise Kıbrıs sorunuyla birlikte çözümünü ileriye bırakılan konulardandı. Öyle ki Kıbrıs meselesi 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk toprağı olarak müdahale ettiği ve Türk toprağı olarak kabul edildi ve Lozan'da çözülmeyen mesele aslında böylelikle çözüme kavuşmuş oldu. Bir diğer mesele de Boğazlar meselesi. Boğazlar Lozan'da barış ve savaş dönemlerinde denizden ve havadan serbest geçiş esası kabul edilmişti Boğazlar için. Bu maddeye ek protokole göre efendim Boğazlardan geçişi kontrol etmek üzere bir Türk üyenin başkanlığında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya ve Sırbistan gibi ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacaktı. Amerika Birleşik Devletleri de isterse bu komisyona katılabilecekti. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının her iki yakasında belirli bir bölgesi silahtan arındırılacaktı. Türkiye bu noktada efendim boğazlar üzerindeki hükümranlık haklarının sınırlandırılması anlamına gelen bu hükümleri istemeyerek de olsa kabul etmişti, kabul etmek zorunda kalmıştı aslında. Lozan Anlaşması'nın boğazlarla ilgili hükümleri daha sonra tecavüz halinde Türkiye'nin buraları savunması çok güçleşeceği için Türk hükümeti 1933'teki silahsızlanma konferansında bu hükümlerin kaldırılmasını istedi, talep etti. Fakat bu istek silahsızlanma meselesiyle doğrudan bağlantılı olmadığı ileri sürülerek geri çevrilmişti ve reddedilmişti. Nihayet Montrö Boğazlar Anlaşması'nda 20 Temmuz 1939 tarihiyle birlikte Boğazların savunması tamamen Türkiye'ye bırakılmış oldu efendim. Bu da büyük bir kazanımdır Türkiye açısından. Muallakta bırakılan bir diğer mesele de sınırlar meselesiydi. Türkiye, Trakya-Yunan sınırı, Türkiye-Irak sınırı, Türkiye-Sovyet Rusya sınırı, güneyde Hatay, Antakya sınırı henüz belirlenmemişti. Muallakta bırakılan konular arasında dikkat çekiyordu. Daha sonra tabii Hatay halk oylaması ile birlikte Türkiye'ye bağlılığını belirmişti, Türkiye'ye katılmıştı. Bu mesele de bu şekilde çözümlenmeye çalışılmıştı efendim. Şimdi efendim size detaylı Lozan'ı anlattım. Lozan birilerinin dediği gibi bir hazimet falan değil efendim. Lozan Anlaşması bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulduğunun, Birinci Dünya Savaşı'nda bize dayatılmış olan Sevr Anlaşması'nı yeniden müzakereye açarak bundan başarıyla çıkılmasını sağlayan ve bağımsız bir devletin doğuşuna zemin hazırlayan çok büyük bir kazanımdır aslında. Peki efendim bu Lozan'ın 100. yıl meselesi nedir aslında? Biraz bundan bahsedelim. Bu dedikodular nereden geliyor? Bu dedikodular efendim ben ikiye ayırıyorum. Birinci grupta biraz daha hani bilmemezlik de var, serde vatan sevgisi de var. Bu çok güzel de bir şey aslında. 100. yıl dolacak Lozan'ın daha ileri hedefler koyabileceğiz diyen insanlar da var. İkinci grupta da Lozan'ı hezimet olarak gören ve Lozan'ı gözden düşürmeye çalışan bir grup var. Şimdi bu ikisini de ayrı ayrı değerlendireceğiz efendim. Lozan'ı hezimet olarak gören grup aslında Lozan'ı biraz da itibarsızlaştırıyor. Bütün bu konjektürel yapının üzerine dönemin Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yunan mevkidaşı ile yaptığı bir görüşmede kameralar önünde Lozan'ı güncelleyelim demesi Lozan'ın o dönemde, o süreçte aslında ciddiyetini örseledi ve Lozan'ı itibarsızlaştırdı. Zaten farklı odaklar tarafından sürekli gazlanan Yunanistan ve Lozan'a uymak istemeyen Yunanistan ister istemez bu söylemler üzerine daha fütursuzca davranmaya başladı. Adaların işgali hızlandı. Kıbrıs meselesi daha ağır şartlarla ve koşullarla önümüze getirildi. Şimdi efendim bahsettikleri bu yüzyıl meselesi şimdi 2023 deniyor. Bu biraz şehir efsanesi efendim. Bunun altını çizelim. Dediğim gibi grup ikiye ayrılıyor. Bir tanesi o ileri hedefler koyabileceğiz. Lozan'da şu olacak, bu olacak falan. Bakın Lozan'da birçok, yani Lozan sonrası birçok konu çözümlenmiştir zaten. Türkiye-Irak sınırı, Şark sınırı dediğimiz sınır çizilmiştir. Türkiye-Ermenistan sınırı çizilmiştir. Türkiye-Yunan sınırı çizilmiştir. Boğazların kontrolü büyük ölçüde Türkiye'ye geçmiştir. Yani Montreux ile buna dahil. Dolayısıyla birçok problem aslında çözülmüştür. Kıbrıs meselesi kısmen de olsa çözüme kavuşturulmuştur. Burada yani muallakta kalan iki konu, bizi zorlayacakları konu. Bir, Boğazlar meselesi. İki, Kıbrıs meselesi. Buna değineceğim efendim. Lozan dolarsa yerine ser gelir. Bakın, Lozan Sözleşmesi'nin süresi doluyorsa şayet, ki bence böyle bir şey yok, doluyorsa şayet bu sefer ser gündeme gelir. Bizim bütün kazanımlarımız gider. Birincisi bu. İkincisi efendim, Türkiye Cumhuriyeti ortadan mı kalkacak? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Çok daha önemlisi, bu sözleşmeyi kanıyla imzalayan ecdat bize şunu mu demek istedi? Biz size 100 yıllık bir devlet tapusu verdik. 100 yıl sonrasını siz düşünün. Bunu mu demek istediler bize? Ben böyle bir şeyin mümkün olduğunu sanmıyorum ve ihtimal vermiyorum efendim. Lozan'ın süresinin dolması 3. Dünya Savaşı'nın çıkması demek efendim. Şu anda vesayetler savaşı üzerinde ilerleyen savaş ortamı devletler arası sıcak savaşa dönüşmesi demek. Şimdi 3. Dünya Savaşı şu an yani böyle büyük çaplı bir savaşı ben olası görmüyorum şu anda. Bir savaş var ama bu ayrı bir konu. Şu an vesayetler üzerinden yürütülen bir savaş var. Yalnız devletler şu an sabretme noktasında. Çünkü dünyanın şu an böyle büyük bir savaşı kaldıracak kapasitesi yok. Bu kadar deli biri de henüz yok. Yani deli birinin olması lazım böyle bir savaşın çıkması için. Öyle bir konjektürel yapıda ben şu anda görmüyorum. Burada efendim şöyle bir durum var. Şimdi bu Lozan'da oluyor, biz ileri gideceğiz diyen kesimin şöyle bir durumu söz konusu. Evet, 2023'te dünya konjektürü değişiyor. Bunu her fırsatta söylüyorum. 2023'te dünya konjektürü değişiyor. Yalnız bu konjektüre dayalı Türkiye'nin de ileri hedefleri var. Sadece kendisi için değil, bu coğrafya için ileri hedefler koyabiliyor. Koyabiliriz de, bu çok doğal. Ha, bütün devletler koyabiliyorsa biz de koyabiliriz. Bunu ortaya koyarken, yani bu ileri hedefleri Lozan'a bağlı ortaya koyabiliyoruz. Yani Lozan var diye aslında biz bu hedefleri koyabiliyoruz. Bunun da altını çizelim. Bu ileri hedefler efendim sadece Türkiye'nin değil, coğrafyanın da kurtuluşudur aynı zamanda. Ben şunu altını özellikle çiziyorum. Tarihi ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Genel Başkanı sıfatıyla incelediğim belgelerde Lozan sürelidir, şu tarihte dolacaktır gibi bir ibareye rastlamadım. Rastlayan varsa getirsin, belgeyi önüme koysun, ben de kendisine çok teşekkür ederim. Bilmediğim bir şeyi öğrenmiş olurum. Yalnız şimdiye kadar incelediğim belgeler içerisinde Lozan sınırlıdır, şurasıdır, şöyledir gibi bir ibare bulunmuyor. Yalnız tüm devletlerin 100 yıllık planları vardır, 200 yıllık planları vardır. Mutlaka ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de 100 yıllık planları vardır, illaki vardır. Bu da coğrafyasının öneminden kaynaklanmaktadır. İleri hedefler koyabilir tüm devletler, biz de koyuyoruz zaten. Burada Lozan'a bağlı olarak efendim bizi zorlayacakları iki konu var. Söylüyorum her fırsatta. Akdeniz'in önemli bir merkez olması sebebiyle Kıbrıs, ikincisi de Boğazlar meselesi efendim. Türkiye'yi bu iki meselede zorlayacaklar. Burada da şunun altını çizelim. Dün Yunanistan'ı üzerimize salanlar, bugün yine aynı şekilde Yunanistan'ı üstümüze salıyorlar. Yani Yunanistan üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani Yunanistan böyle hani Türkiye'nin kalemi bir devlet bile değil özünde. Yani Türkiye ile aynı seviyede bir devlet bile değil. Yalnız Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye'yi masada zor durumda bırakmaya çalışıyor diyor. Bunun da ben çok mümkün olacağını düşünmüyorum efendim. Yalnız ne söylediğimize, ne yaptığımıza, nasıl davrandığımıza dikkat etmek zorundayız Türkiye olarak. Bu süreçte, bu zorlu süreçte iktidarın da muhalefetin de bir araya gelmesi lazım Türkiye'nin dış politikasında. Sağlam bir duruş ortaya koyması lazım. Bizim problemimiz burada başlıyor aslında. Dolayısıyla bu önemli noktanın da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti benim için. Güzel bir tarih sohbetiydi. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.